Lütfen onları koşulsuzca sevelim. Güçlü yönlerini keşfedelim. Yapamadıklarının yerine yapabildiklerine odaklanalım. Ve bunlar üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışalım. Sosyalleşme konusunda lütfen biraz yardım edelim. Dışarıdan bakıldığında oynamak istemediğini düşünebilirsiniz. Oysa bunun bazen nasıl yapılacağını bilmiyor olabilirler. Çocuklarımızı onları da oyuna davet etme konusunda cesaretlendirmemiz işe yarayabilir. Keşke şöyle olsaydı. Keşke bunu yapabilseydik gibi kelimeleri kafamızdan silelim. Otizm onların suçu değil. Otizm doğuştan. Unutmayalım, bu durumu onlar yaşıyor, biz değil. Bizim desteğimiz olmadan başarılı bir hayat sürmeleri uzak ihtimal. Sabır. 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 Otizmi bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım. Biz dayanakları... Arkadaşları... Öğretmenleri olalım. Onlara destek verelim. İnanıyorum. Onlar buna değer. Fark ettiniz mi? Onlar da bizim gibi sadece yaşamak değil. İyi yaşamak istiyorlar. Otistik doğru bir ifade değil. Otizm olan bir çocuk demeliyiz. Küçülen dünyada büyüyen yalnızlık. Mı? Yalnız değilsiniz. Melisa otizmin farkında.